Enişte, kaç zamandır sana tanışmak istediğim mevzular var. Fakat bir türlü cesaret edemiyorum. Niye cesaret edemeyesin uşağım? Kim bilir ne zamandır içine tutayısın onu ya? Takriben 15 dakikadır içime tutayırım onu. Uy, onca zaman nasıl dayandın uşağım? De bakayım, nedir bu mesele? Ya enişte, sen şimdi çapkın bir adam değil misin? Nerede çıkardın onu uşağım? Nerede kalmış idi o? Vallahi ağzım çapkın değilim diye ama öteki türlü gözlüğün de ferfecin okuyor. Aman geçen karılayı takip ediyorsun. Ya Kayço, seni de anlamayırım ha. Her şeyi yanlış anlıyorsun uşağım. Biliyorsun ki bende boyun fitiği vardır. Boynum çok ağrıyor. Aradan onu ha böyle, ha böyle çıtlatıyorum. Yanlış anlıyorsun beni yahu. Öyle olsun bakalım. He. Sen çapkın birisi değilsen benim derdime deva olamazsın. Bana çapkınlıkta uzman birisi lazım. Hamicim, kayınço, bir zamanlar çok çapkın idim. Ama azaltarak azaltarak bıraktım onu da. Yani jübilemi yaptım şu. Yani bu karakiz meseleliğinden az çok anlarım diyorsun. He, anlarım. Yani anlardım. Şimdi eski futbolcular gibi ancak yorumcu olabilirim da. Bana da öyle birisi lazım zaten. Yani sen beni tanıyorsun enişte. He, tanıyorum tabii. Sen benim kayınçom hamisin de. Ya öyle nüfus bilgisi babın da demiyorum ya. Huyu mu suyu mu biliyorsun? Kızlar karşısına nasıl utangaç olduğunu biliyorsun enişte. He, biliyorum uşağım. Bir kızın yanında tavadaki hamsi gibi kızarıyorsun da. Problem de budur zaten enişte. Bunu bana öğretmeni istiyorum. Bir kıza nasıl teklif yapılır, nasıl çıkılır? Of, söylerken bile vallahi ter bastı suratım kızardı. Hamicim, senin problemin büyüktür. Lakin erken teşhis ettiğimiz için tedavisi de mümkündür da. Öğretebilirim diyorsun yani çapkınlığı. Seni bir saat içinde mezun ederim çapkınlık kursundan da. Tamam o zaman enişteciğim. Etim senin, çamuğum benim. Sana teslimim. Bak uşağım, çapkınlığın birinci kuralı bir kere asla yakalanmayacaksın. Ne diyorsun Allah'ını seversen? He, yanlış dedim onu da o kural benim içindir. Seni hiç fark etmeyin. Bak şimdi uşağım, sana çapkınlığı yeniden anlatacağım. Not alayım mı hocam? Yok uşağım, aklına tut onu yeter de. Şimdi sana çapkınlığı tarifini vereyim. Bak, malzemeleri şöyledir. Bir adet güzel bir kız. Bir adet erkek. Bir adet de fisfis uşağım. Fisfis mi? Uşağım. Bu çapkınlığın olmazsa olmazıdır da. Allah iyiliğini versin enişte. Uşağım, bu lazımdır adama. Ağzın lavanta bahçesi gibi kokacak ki hatunlar senden kaçmasınlar. Enişte, anlatı duruyorsun ama böyle ezbere dayalı sistemi doğru bulmuyorum ben. Ya nasıl edeceğim onu? Uygulamalı. Örnek vererek yapmak lazım enişte. Misal, bu söyledik leoni, bugün bu anlattık leoni, bugün bu dersleri, bu kafedeki kızlağın üstüne göster o zaman. La kayıtçı. Yoksa sen beni tuzağa mı düşürmeye çalışıyorsun? Ne tuzağı enişte ya? Dedektiflik etmiyorum. Şu an görev başına değilim. Zaten sen de gerçekten çapkınlık etmeyeceksin. Sadece göstereceksin. Peki bu ayarladığım kızlar ziyan mı olacak uşağım? Ya ne ziyan olması enişte? Ben de gözlüğümle görerek öğrenmiş olacağım işte. Tamam, tamam uşağım yapacağım ama iyi takip et beni bak. Sonra seni sözlüğe kaldıracağım. Tamam mı? Tamam hocam, gözüm üzerinize dur. Kalbimi kazandınız da, güzelliğiniz de kalbimi kazandınız hanımefendi. Ne diyorsun be?
Diyorum ki birlikte bir yere gidelim, kazandığın kalbimi size teslim edeyim de. Manyak mısın? Git başımdan. Bir şartla giderim. Neymiş o? Sen de benimle gelirsen giderim. Çok güzel eğleniriz de. Bak bu fırsatı kaçırma efendim. Çekip bela mısın Esin? Ya enişte, bir şey diyeyim sana ama alınma. Benim kızlığa karşısına utançtan suratım kızarıydı, senin tokattan kızardı. Ya hamyumşam, eli de ağırmış ha. Vallahi enişte, kafedeki bütün kızlardan tokat yedin. Senden öğrenilmez sapkınlık. Ne diyorsun şam? Sen almadın mı dersini? Ne derse alacağım senden enişte ya. Ha buraya tokat manyağı oldum vallahi. Uşam işte bunları yapmayacaksın teklif ederken de. Alacağın ders budur yahu. Vay anasını ya. Her şeye de bir şey buluyorsun be enişte. Her şeyi. Suratı kabardı. Buz koyalım sağa. Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sevdolu şu halimiz.